Bu hafta piyasalar iki önemli beklentiyi yakından takip ediyor arkadaşlar. Bunlardan birisi bugün gerçekleşecek olan Amerika Hazine Maliye Bakanı Yeğlen'in yapacağı konuşma. Amerika Hazine Maliye Bakanı diyoruz çünkü bugün itibarıyla yemin törenini yapacak ve ilk konuşmasını gerçekleştirecek. Bakalım Şahin bir tutum mu izleyecek yoksa daha güvercin açıklamalar mı yapacak ve bunun piyasalar üzerindeki etkileri ne olacak? Öbür taraftan Perşembe günü itibariyle para politikası kurulu toplanıyor ve Merkez Bank Bankası yeni faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararı ne olacak? Yeni bir arttırım söz konusu olabilir mi? Özellikle yabancı bankaların beklediği gibi 100 bas puanlık bir arttırım olabilir mi? Ya da genel ekonomistlerin beklediği gibi Merkez Bankası bu kez faizleri sabit tutar mı? Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Merkez Bankası bir sürpriz kararla faizleri aşağıya çeker mi? Bir indirime gider mi? Bütün bunları da yine sizler için değerlendireceğim. Önemli haber başlıkları var. Bunu da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hazine Bakanı olacak Yeğlen'in bugün yapacağı konuşma altın fiyatlarını çok yakından ilgilendiriyor arkadaşlar. Üstüne basa basa altını çize çize boltluya boltluya eğer ki Yeğlen güçlü dolar politikası derse ki böyle bir şey söylemesini beklemiyorum arkadaşlar. Bu durumda altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme gözlenebilir. Yani nereye kadar gider? Güçlü 1826 dolar seviyesi aşağıya doğru kırılır. 1766 dolar seviyesine kadar gelir. Buraya değer ve sonrasında kendisini tekrar 1826 doların üzerine atar. Sonrasında da hedefine doğru emin adımlarla ilerler. Çünkü sadece güçlü dolar meselesi değil ki konu. Bir yığın başka şey var altını tetikleyen. Bunların başında da teşvikler geliyor. Yeğlen evet dolardan kısa da olsa bahsedecektir. Piyasa içerisinde dalgalanması gereken bir para birimi olduğunu söyleyecektir. Güçlü doların Amerika için olumlu olacağını ifade edecektir. Ancak bu konuşma özellikle 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini pazarlaması bekleniyor arkadaşlar. Cumhuriyetçilerin bir kısmı çünkü hala duruma çekimsel. Evet demokratların çoğunluğu var ama yine cumhuriyetçilerin de ikna edilmesi gerekiyor. Yoğunluklu bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili yapılacak bir konuşma olacak bana göre. Güçlü dolara aşırı bir yüklenme yapmaz ise konuşmasında altın fiyatları şu anda bulunduğu 1835 40 seviyeleri aralığından kendisini hızlı bir şekilde 1850 dolarların üzerine atacaktır. İlk direnç noktası olan 1860 kırdıktan sonra da 1960 dolar hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bakın bunlar söylediğim kısa vadeli hedefler bu arada kimse yanlış anlamasın. 2021 yılı içerisinde gerek teşvik paketleri, gerek korona, gerek Amerika-Dünya ilişkilerindeki gerilimler nedeniyle altın fiyatlarının 2300-2500 dolar seviyesine gideceğini hala iddia iddia ediyorum bu fikrimin arkasındayım. Ne zaman bu fikrim değişir arkadaşlar? Dünyada her şey süt liman olur. Korona ile ilgili bir problem kalmaz. Amerika Çin, Amerika Rusya, Amerika Türkiye, Amerika İran ilişkileri gerilmez. Ekonomi ile ilgili bir kriz ortamı yoktur. İşte o zaman altın fiyatlarının düşeceğini konuşmaya başlayabiliriz. Ama bu süreçte bütün bunlar muallaktayken ve çok ciddi bir flu ortam varken altın fiyatlarının düşmesin kimse beklemesin. Özellikle Amerika'daki vatandaş da işsizlik maaşı başvurularından görüyoruz. Her geçen gün biraz daha artıyor. Korkuyla yaklaşıyor duruma. Yani her an işsiz kalabilirim korkusu yaşıyor. O nedenle de eline geçen paranın çok küçük bir kısmını zorunlu ihtiyaçlarına ayırıyor. Aynı zamanda bunu Avrupalı da yapıyor. Nitekim Avrupa'daki otomotiv satışlarından da bunu görüyoruz. Biraz sonra detaylı onu da paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla geriye kalan parasını da tasarruf eğilimli kullanıyor arkadaşlar. Tasarruf ettiği paranın bir kısmını hisse kendi piyasasına götürüyor. Önemli bir kısmıyla da altın, gümüş gibi değerli madenleri alıyor. Hatta bir kısmıyla da kripto paralara yönelmiş durumda. Amerikan vatandaşının bu tasarruf eğilimi değişmediği sürece altın fiyatlarının düşmesini beklemeyin arkadaşlar. Teknik düzeltmeler yapar. Zaman zaman sıkışır ama sonrasında eğilimi hep yukarıya doğru devam edecektir. Ta ki bu işin sonuna gelinene kadar bunu özellikle belirtmek istiyorum. Nitekim aynı tabloyu Avrupa'da da görüyoruz arkadaşlar. Avrupa'da da Otomotiv satışları çok ciddi manada düşmüş durumda. Bu önemli bir gösterge. Çünkü Avrupa'nın tasarruf eğiliminin arttığını gösteriyor bize. Avrupa'da araç satışları %24 oranında düşmüş durumda. Bu bizim gibi ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye en önemli ihracatını Avrupa ülkelerine yapıyor. Ve en önemli ihraç kalemimiz bizim otomotiv sektörü arkadaşlar. Yıllarca, evet yıllarca ihracatta birinci sırada çıkmıştır otomotiv sektörü. Evet diyor dışından Türkiye'ye araç getiriyoruz ama önemli miktarda da Türkiye'den dünyaya araç satıyoruz. Para kazanıyor muyuz? Kazanmıyoruz. Bu sattığımız araçlar bize mi ait? Elbette değil. Yine Avrupalıya, Amerikalıya ait. Ama bir istihdam yaratılıyor sonuç itibariyle. Burada şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Avrupa'da sadece otomotiv satışları düşmüyor, beyaz eşya satışları düşüyor. Zorunlu tüketim haricindeki tüketim mallarındaki satışlar da düşüyor. Avrupa'da da çok ciddi bir tasarruf eğilimi var. Bütün Tüm bu tasarruf eğilimleri toplamda altına olan eğilimin 2021 yılı içerisinde artarak devam edeceğini gösteriyor bize. Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'de de tasarruf eğiliminin arttığını görüyoruz. Tüm baskılara rağmen faizler arka arkaya yükseltilmiş olmasına rağmen döviz ısrarlı bir şekilde baskılanarak 7.26 seviyesine kadar düşürülmüş olmasına rağmen döviz derken dolardan bahsediyorum. Yine de vatandaş vazgeçmedi döviz almaya devam ediyor euro alıyor. Sterlin alıyor. Dolar alıyor. Ve banka mevduatları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Döviz mevduatlarından bahsediyorum. Nitekim 235.8 milyar dolara gelmiş bir döviz mevduatı var. Geçen hafta vatandaşlar neredeyse 600 milyon dolar almışlar. Ve almaya da devam ediyorlar her geçen gün. Bunun da temel nedeni aynı Amerika ve Avrupa'daki içgüdüler. Aslına bakarsanız yarın öbür gün işsiz kalırsam, yarın öbür gün başıma bir iş gelirse ben keşte kalayım. Bu nedenle döviz alayım diyor insanlar. Neden Türk lirası olarak faize yatırmıyorlar? Neden bu yüksek faiz ortamını kullanmıyorlar? Çünkü Türk lirasının ne kadar kırılgan olduğunu görüyorlar geçmiş deneyimlerine bağlı olarak. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını da görüyorlar arkadaşlar. Cari açık artıyor ve artmaya devam edecek. Yani siz Avrupa'ya mal satamayıp yurt dışından petrol ithal etmeye devam ettikçe, Çin'den tüketim malzemesi ithal etmeye devam ettikçe sizin ithalatınızla ihracatınız arasındaki makas her geçen gün artacak. Dolayısıyla bu dış ticaret açığı ve cari açık olarak ekonomik dengelere yansıyacak. E, turizm gelirlerinin artması yine mümkün olmayacak 2021'de. Çünkü aşılama her ne kadar yapılırsa yapılsın hastalığın hızına yetişemiyor görünen o ki hastalık 2021'de çok daha büyük bir tehdit haline gelecek. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yani bu sene geçen seneden çok daha tehlikeli olacak dedi. Ülkeler arası seyahatleri de unutun. Bu da Türkiye'ye gelecek turist sayısının azalacağını bize gösteriyor. Cari açık çok ciddi bir sıkıntı olarak 2021 yılında kur üzerinde de ciddi bir yukarı yönlü baskı yaratacak. Türkiye kuru baskılayarak aslında ihracatçıyı da vuruyor. Sadece reel sektör değil faizlerle. ihracatçıyı da kurla vuruyor. Oradaki rekabet gücünü azaltıyor. Hem de böyle bir dönemde bizim ihracat yapmamız daha da zorlaşıyor. Bütün bunlar toplamda Türkiye'nin cari açını patlatıyor ve dövizi de kontrolsüzce yükseltecek ilerleyen günlerde. Bir başka makroekonomik sorunumuz tabii ki yükselen faizler. Perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararı burada önemli. Yoksa zaten yükseleceği kadar yükseldi. Reel sektör yeterince sıkıntıya soktu zaten. Daha da sıkıntıya sokacak eğer ki bir 100 bas puanlık faiz artırımı daha gelirse hem ticari krediler, hem otomotiv kredileri, hem konut kredileri artış eğilimini sürdürecek. Bugün 5 puanlık artış gerçekleşti otomotiv kredilerinde. %20 seviyesinin üzerine çıktı. Bu saatten sonra otomotiv sektöründe de kuş uçmayacak. Yani orada da herkes dükkanı açıp kapatmaya başlayacak siftahsız bütün sektörler bu yüksek faiz ortamından olumsuz etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek. Burada Merkez Bankası'nın yapabileceği tek şey var. Bu ay frene basmak, ondan sonraki aylarda da faiz indirimi yapmak. Nitekim bunu sizlerle paylaşıyordum. Merkez Bankası önümüzdeki aylarda faiz indirim sürecine girmeye başlayacaktır diyordum. Peki bunu sadece ben mi düşünüyorum? Hayır. Piyasada da dillendirilmeye başlandı. Aynı zamanda uluslararası kurumlar da bunu konuşmaya başladı bankalarda bunu konuşmaya başladı. Bunlardan birisi J.P. Morgan arkadaşlar. Yaptığı açıklama çok dikkat çekici. Merkez Bankası'nın bu perşembe bir faiz arttırımına gitmeyeceğini söylüyor. Faizleri sabit tutacağını düşünüyorum diyor. İkinci çeyreğin başı itibarıyla da yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı itibarıyla da Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacak diyor. Peki Merkez Bankası faiz indirimlerini yaparsa başımıza ne iş gelir? Biraz bunu değerlendirelim. Ve bu perşembe Merkez Bankası faizleri arttırmazsa başımıza ne gelir? Biraz onu değerlendirelim. Merkez Bankası yabancı kurum, kuruluş ve bankaların teknesine binip de perşembe günü faiz arttırmaya kalkarsa sadece arttırdığıyla kalır arkadaşlar. Dolar daha fazla düşmez. HSBC doların düşüşüne yönelik bir işlem yaptığını açıklamıştı. Yani Türk lirasının değerlenişine oynamıştı. 7.50 seviyesine de stop koymuştu. 7.50 seviyesinden pozisyonunu bozdu. Zarar yazarak. %1.9 civarında bir zarar yazdı HSBC. Bir kez daha pozisyonunu yenilemedi. 7.50 seviyesine geldiği yeni bir destek parasıyla orayı desteklemedi. Demek ki arkadaşlar Türkiye'deki doların düşüşünün suni olduğunu herkes görüyor. Yabancılar da görüyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da görüyor. O nedenle zaten dolar, sterlin, euro almaya devam ediyor. Döviz almaya devam ediyor. Altın almaya devam ediyor. 100 bas puanlık bir faiz arttırımı doları düşürmeyecektir arkadaşlar. Merkez Bankası faiz arttırmazsa, faizler sabit tutarsa 7.98 aralığına çok hızlı bir şekilde giden dolar kuruluşu görürüz. Sonrasında da 8'in kırıldığını ve 8.48-50 aralığına doların yerleştiğini görürüz. %17'lik faiz ortamına rağmen söylüyorum bunu. Önce 7.98 aralığı, sonra 8.48-50 aralığına giden bir dolar göreceğiz. Altın fiyatları da yükselmeye devam edecek. Yellen'in konuşması önemli. Yellen'in konuşmasından sonra belki bir miktar geri çekilebilir ama dolara çok fazla vurgu yapmazsa altın fiyatlarında çok hızlı bir şekilde 1800 60 doların üzerine kendisini atıp 1900 üzerini zorlamaya başladığını görürüz arkadaşlar. 1960 dolar seviyesine kadar zaten üstü boş. Dolarda ise teknik bazda konuştuğumuz zaman zaten 7.26 seviyesine çok güçlü bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 7.30 seviyesi aşağıya doğru kırılamıyor. 7.30'un üzerinde 7.40 var. 7.40'ın üzerinde de tutunmuş durumda. Kendisini hızlı bir şekilde 7.90 seviyesine atacaktır. Yukarıda 7.90 seviyesi kritik bir nokta. Burayı kırması biraz zor olabilir. 7.98 aralığında onun için bir süre gidecek, gelecek diyorum. Sonrasında da 8.40, 8.50 seviyesine yerleşecektir ve yükseliş eğilimini faiz kararlarıyla devam ettirecektir arkadaşlar. Olası faiz indirimleri de doların yükselişini hızlandıracaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altında ise arkadaşlar gelebilecek satışlarla birlikte önce 1809 seviyesi aşağıya doğru zorlanır. Eğer ki 1809 aşağıya doğru kırılırsa 1766'ya kadar gider. Buraya iğne etkisiyle deyip tekrar yukarıya doğru yönünü çevirir. Çünkü dünyadaki gelişmeler çok kritik arkadaşlar. Açıklanacak teşviklerin boyutları çok büyük. Fed'in varlık alımları daha da artacak bu dönemde. Altına eğilimde hızlanacak. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ekonomi ve hukukla ilgili reformları açıklayacağız yakın zaman içerisinde sunumunu yapacağız. O aşamaya geldik dedi. Nasıl bir reform yapacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Umarım ki artık reel sektör odaklı ama reel sektör deyince inşaat odaklı olmaz bu açıklamalar. Tamamen reel sektör odaklı, üretim odaklı, sanayi odaklı ve Türkiye'nin kaynaklarının kullanılarak Türkiye'nin büyütüldüğü bir odağı hedefleyen reformlar gerçekleştirilir. Öyle olursa biz de bunları sonuna kadar destekleriz, konuşuruz. Ancak böyle bir şey gelir mi? Açıkçası çok büyük bir beklenti içerisinde değilim arkadaşlar. Hukukla ilgili de çok ciddi reformların yapılabileceği kanaatinde değilim. Bu nedenle de Türkiye'den yerli ve yabancı yatırımcı kaçışlarının hızlanarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu da yine döviz üzerinde özellikle ciddi bir kırılma etkisi yaratacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de ne yazık ki işler iyi gitmiyor. Dünyada da işler çok iyi gitmiyor. 2021 yılı 2020 yılından çok daha zor bir yıl olacak. Dolar 7.40'ın üzerinde duruyor. 7.44, 7.45 seviyesinde 7.50 seviyesini görüyor. Orada önemli bir direnç noktası var. Tekrar geriye geliyor. 7.44, 7.54 aralığına sıkışmış durumda. Çok dar bir bantta da seyrediyor arkadaşlar. Genel itibarıyla sert hareketler bu dar bantlardan sonra gerçekleşiyor. Doların eğilimi aşağıya doğru mu olabilir, yukarıya doğru mu olabilir sorusunun cevabı bu saatten sonra aşağıyı zorlaması pek mümkün gibi görünmüyor. 100 bas puanlık faiz arttırımı gelse de. 100 bas puanlık faiz arttırımı maksimum 7.30 seviyesini bir kez daha zorlatır dolara ama sonrasında tekrar kendisini 7.60-7.70 aralığına atar ve sonrasında da 7.98 aralığını görürüz. 100 bas puanlık faiz arttırımı gelmezse de biraz önce de söylediğim gibi geldiği nokta olan 8.40-8.50 seviyesine hızlı bir şekilde yükselir. Euro ve Sterlin'de aynı oranlarda yükselişler kaydeder arkadaşlar. Parite 1.21.41 seviyesinde 1.20'yi aşağıya doğru zorluyor. Kıramadığı zaman tekrar yönünü yukarıya çeviriyor. Yukarıya yönlü bir hareketi yok aslında. Burada hacmin iyiden iyiye düştüğünü, satış eğiliminin daha da arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Euro-Dolar paritesi 1.20'yi aşağıya doğru kırabilir arkadaşlar. 1.20 aşağıya kırıldığında ilk hedef 1.18 olacak. 1.18'in kırılması ise bize 1.15'i işaret eder. 1.15 kritik arkadaşlar. Aşağıya doğru kırılırsa güçlü bir şekilde 1.08'e kadar gider. Nitekim 2021 yılı içerisinde bana göre 1.08-1.10 aralığında bir euro dolar paritesi göreceğiz. Brent petrol 55 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ne kadar burada durabilir? Açıkçası çok kuşkuluyum arkadaşlar. Çünkü dünyada işler iyi gitmiyor. Avrupa kapanıyor, Amerika kapanıyor. Evet, teşvikler açıklanıyor ama ekonomiler toparlanamıyor. Petrol fiyatları da olmayan talep nedeniyle ciddi anlamda düşüş eğilimine girecek. 2021 yılı içerisinde Türkiye'de gram altın fiyatı ne olur? 440-41 civarında şu an itibarıyla Gerek doların yükselmesi, gerek altının onsunun kısa vadeli geri çekilme yaşasa bile tekrar yukarıya doğru eğilim göstermesiyle çok hızlı bir şekilde geldiğimiz nokta olan 540 lira seviyesine çıkacağız bir kere. İlk hedefimiz 540 lira. Sonrasında ise arkadaşlar hem altın onsunun yükseliş eğilimi hem de Doların yükseliş eğilimiyle birlikte yeni rekor denemeleri göreceğiz. 540'tan sonra önce 560 sonra 588 seviyeleri var. Buraları da kırdıktan sonra 600 liranın üzerine çıkan bir altın gram fiyatı göreceğiz. Son olarak kripto para cephesinde ne olur? 35 bin ile 37 bin arasında sıkışmış bir bitcoin görüyoruz. Şu anda yön tayin etmeye çalışıyor arkadaşlar. Gelecek haberlere göre bitcoin'de çok sert yukarı hareketler de görebiliriz. Çok sert düşüşler de görebiliriz. Onun için dikkatli olunması gereken bir seviye. Amana dikkatli olun diyorum pozisyon almadan önce. Evet sevgili dostlarım bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.